Allah şirk günahını neden affetmez? Evet, Allah-u Teala Nisa suresi 48. ayette ve 116. ayette şirk günahını işleyenleri affetmeyeceğini söylemiştir. Elbette ki bu günahından tövbe etmeyen, dönüş yapmayan ve ölene kadar bu şekilde devam eden insanlar için geçerlidir. Bunu hatırlatalım. Ama eğer şirk günahını işlemiş ve ölene kadar da böyle devam etmişse bir insan, onun affedilmeyeceği söyleniyor. Peki ya bu insan çok iyi kalpli, herkese güzel davranan, insanlara, hayvanlara sürekli iyilik eden, bu özellikleriyle tanınan bir insansa onun cehenneme gitmesi adil mi diye de soruluyor. Şimdi şirk günahının önemini anlayabilmek için ilk önce bunu Allah'ın anlattığı ayetlerle, açıkladığı ayetlerle biz de bir anlamaya çalışalım. Niçin şirk günahı eğer tövbe edilmezse affedilmeyecek bir suçtur ve niçin cehenneme gitmeyi hak eder insan? Allah-u Teala birden çok ayette şirki yasakladığı, yalnızca kendisine ibadet edilmesini emrettiği sözlerin hemen arkasından ana babaya iyilik etmekten bahsediyor. Şimdi Nisa suresinin 36. ayetine bakarsak şöyle başlıyor. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin. Sonra akrabaya, yetimlere, yakın ve uzak komşuya iyilik etmekle devam ediyor emirler. Gördüğünüz gibi Nisa suresi 36. ayet Allah'a kulluk edip ona ortak koşmamanın hemen ardından ana babaya iyilik etmekten bahsediyor. Bu arada iyilik etme ifadesi de Arapça ihsan kelimesinin karşılığı. Yani bu bir itaat değil. Yine İsra suresinin 23. ayetinde Allah-u Teala Rabbin şöyle hükmetmiştir. Ondan başkasına kulluk etmeyin ve ana babaya iyi davranın. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa onlara uf bile deme ve ilgisiz davranma, onlara onurlandırıcı sözler söyle diye buyuruyor. Demek ki anne babaya iyilik etmenin yanında onları eğer yanımıza ihtiyarlarlarsa bir bıkkınlık ifadesi göstermemek, onlara ilgisiz kalmamak ve hatta tam tersine onurlandırıcı sözler söylemek gerektiğini de Allah-u Teala söylüyor. Peki bunun niçin hemen kendisine şirk koşulmaması emrinin arkasından söylüyor? Bunun hikmetlerini biraz düşünelim isterseniz. Yine bir benzer ayet. Bir gün Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür. Yani büyük bir yanlıştır. Evet, Lokman suresinin 13. ayetinde böyle söylüyor oğluna Lokman aleyhisselam. Ve onun arkasından gelen 14. ayette hemen Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz insana anne ve babasına karşı görevler yükledik. Annesi onu binbir güçlükle taşır, onun sütten kesilmesi de 2 yılı bulur. Sen hem bana hem de annene ve babana karşı görevlerini yerine getir. Dönüp varılacak yer benim huzurumdur. Bakın ayeti kerimede çok önemli detaylar var. Birincisi, hemen öncesinde Allah'a şirk koşmamak gerektiğinden bahsediliyor. Arkasından da anne babaya iyilik etmek, insanları yetiştirirken anne babalarının katlandığı zorluklar, onlar üzerindeki emekleri anlatılıyor. Ve arkasından da Allah-u Teala şöyle diyor, sen hem bana hem de anne babana karşı görevlerini yerine getir. Şirk koşma, tam tersine bana karşı ne görevin varsa onları yerine getir. Ve anne babana da iyi davranacaksın, onlara karşı görevlerini yerine getireceksin. Bu ikisinin arasındaki benzerlikler nelerdir bir bakalım. Yine En'am suresi 151. ayette de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki gelin Rabbinizin koyduğu yasakları size sıralayayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilikten geri durmayın. Ayetler arasındaki büyük benzerliğin farkındasınız hepiniz. Peki bu benzerliği biz de daha açalım ve şöyle bir teşbihte bulunalım. Şöyle bir insan düşünelim. Annesi bütün anneler gibi karnında çocuğunu uzun zaman güçlükle taşımış.
Sonra onu doğurmuş, emzirmiş, yetiştirmiş. Anne babası onun için pek çok emek vermişler. Zamanlarını, kaynaklarını, mallarını ve en çok da belki sevgilerini çocukları için vermişler ve onun bütün ihtiyaçlarını karşılamışlar. Şimdi bu çocuk da büyümüş, anne babasının kendisine verdiği kaynaklarla, parayla, emekle hala geçinmeye devam ediyor. Onların sağladıkları iyiliklerden faydalanmaya devam ediyor. Bütün bu kaynakları da başkaları için harcıyor. Ama annesini, babasını bir kenara atmış. Onlara sırtını dönmüş. Onlara iyilik yapmak şöyle dursun, arkalarından konuşuyor, başkalarının yanında onları rezil edecek, onları aşağılayacak, itibarlarını düşürecek şeyler yapıyor. Böyle bir insan için her ne kadar diğerlerine iyilikte bulunursa bulunsun, siz iyi bir insan diyebilir misiniz? Bu kişi gerçekten ahlaklı bir insan mıdır? Mesela siz kendiniz bu insandan iyilik görüyor olsanız ama anne babasına yaptığı kötü muamelenin de farkında olsanız, burada ne sorun var, niçin böyle bir nankörlük yapıyor diye düşünmez misiniz? Siz o insan hakkında bile böyle şüphelere sahipken anne babası ne düşünür? Onlar için bu büyük bir yıkım değil midir? En büyük nankörlüğü onlara karşı yapıyor değil midir bu insan? Peki gelelim şimdi şirk günahı ile alakasına. Bu insan nankörlüğü anne babasına değil de Allah'a karşı yapıyorsa, yani aslında onun dünyaya gelmesine vesile olan iki önemli insana bu kadar büyük nankörlük yapan bir insan, bunun daha büyüğünü Allah'a karşı yapıyorsa, onun emirlerine, yasaklarına önem vermiyor, onun hayatında önceliklendirmesi gerektiğini söylediği şeyleri ikinci plana atıyor. Hatta Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarla, onun emirleriyle dalga geçiyor. Allah'ın nebilerini itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa, bu kişi için ne düşünebiliriz? İşte Allah'ı ikinci plana atan, hatta öncelik vermeden, diğer başka her şeye önem veren bu insanlar Allah-u Teala'ya şirk koşmuş olurlar. Bir insanın doğumuna vesile olan annesi ve babasının onun üzerinde bu kadar hakkı varken, hem insanı hem onun anne babasını yaratan, bütün kainatı yaratan, o insanın hayatındaki bütün güzellikleri, bütün nimetleri onun emrine veren, her nefesini o insanın alması için ona imkanlar sunan Allah-u Teala, bütün bu nankörlüğün karşılığında ne yapabilir? Üstelik insana ömrünün sonuna kadar tövbe etme, yani dönüş yapma fırsatını da vermiştir. Anne babaya yapılan bu muameleyi reva görmeyecek, onlara karşı kötü davranmayı hoş görmeyecek olan bizler, Allah'a karşı çok daha büyük bir nankörlük yapıldığının farkında değil miyiz? Eğer ona şirk koşarsak, değil bizim doğumumuza vesile olan anne babamızı, bizim her nefesimizi almamızı sağlayan Allah-u Teala'yı ikinci plana atmış, ona karşı çok büyük bir nankörlük etmiş olmaz mıyız? Dediğimiz gibi üstelik bu bir değil, iki değil, insanın ömrünün sonuna kadar devam etmiş. Allah-u Teala sürekli tövbe etme fırsatı da tanımış insana. İşte bu kadar büyük imkanların içerisinde ve tövbe etme fırsatı da olduğu halde bunu yapmayan ve ölene kadar Allah'a nankörlük eden bir kişi müşrik olarak ölmüştür. Ve bu nedenle Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını bağışlamayacaktır.